şimdi İstanbul'daki duruma bakalım. Saat 11'den itibaren İstanbul'un parkları, bahçeleri ve sahilleri neşeyle doldu. Çocuklar 4 saatlik özgürlüğün keyfini yaşadı. Günler sonra, 40 gün sonra çocuklarımızı aldık. Biraz nefes aldırıyoruz. Allah, evde hiç zaman geçmiyordu. Çok sıkılmıştık. Dışarı çıkmak bizim için gayet iyi oldu. Sahiller, parklar, bahçeler, her yer çocuklarla doldu. İstanbul'da ortaya bu manzara çıktı. Çok beklediler. Biz de, onlar da. Özledin mi dışarıyı? Evet, çok özledim. Dışarı çıktım, salıncakla sallandım. Sonradan tatlıravalliye bindim. Çok eğlendim ben. Sen neler yaptın? Ben de parka gittim. Çok eğlendim. Mutlu musun? Evet. 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra meydan bu kez onlarındı. 14 yaş altı çocuklar saat 11 ile 15 arası İstanbul sokaklarını doldurdu. Haftalardır bu anı beklediler. Saatlerin 11'i göstermesinin ardından İstanbul'da parklar, bahçeler, sahiller adeta çocuklarla doldu, taştı. Peki şimdi ne yapacaksın? Ben sayacağım. Sabah da bayağı bir zamanı bekledik çıkabilmek için. Çünkü onlar çok heyecanlı. Kardeş misiniz? Evet. 4 kardeş. Evet. İstanbul'un keyfini çıkartıyorsunuz. Evet. Nasıl, güzel mi? Güzel. Bakan ne güzel verdi. Sıktık biz de. Süleyman, Yakup, İdris ve Yunus kardeşler gibi on binlerce çocuk günler sonra dışarı çıkmanın keyfini yaşadı. Aileleri de durumdan istifade deniz havası aldı. İstanbul'da hava güzel, manzara şahane. Zaten sahillere çıkmak da haftalardır yasaktı. Ancak bugün onların günü. Çocuklar İstanbul sahillerinde anne ve babalarıyla doyasıya eğlendi. Çocuklar için, bizim için önemli değil ya. Bunlar, çocuklar çok bunaldı. Merhaba. Merhaba. Evde sıkılmış mıydınız? Evet. Sıkılmıştınız. Çok. Kardeş misiniz? Evet. İkiz misiniz? Yok. Değilsiniz. Şimdi dışarıdasınız. Evet, çok mutluyuz. Çocuklar 4 saat boyunca eğlendi eğlenmesine, ancak sosyal mesafe birçok yerde unutuldu. Özellikle parklarda çocuklar ve büyükler iç içeydi. Cuma günü yine aynı saatlerde bu kez 14-20 yaş arası gençlerin dışarı çıkmasına izin verilecek.